Ha, mimarlık şirketinden değil mi? Evet efendim. Merhabalar. Merhaba. Ozan ben. Nazlı ben. Merhabalar. Merhabalar. Burcu merhabalar. Ben. Buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldin. Buyurun, lütfen buyurun. Nihayet karşı karşıya gelebildik sizinle. Evet, ya arkadaşlar kusura bakmayın. Ben şimdi iş hani patron olduğum için biraz yoğunum. İşler son aşamaya gelene kadar bizim elemanlar hallediyorlar. Ben imza aşamasında devreye giriyorum. Ama inceledim projeyi. Gerçekten şahane iş çıkarmışsınız. Tebrik ediyorum delikanlı. Vallahi bravo, elinize sağlık. Yalnız projeyi ortağım Burcu ve ben çizdik. Ozan bizim asistanımız. Ha! O kusura kalmayın. O asistan gibi girmedi içe. Sallana sallana önden girince böyle patron gibi. Ozan ben onun kendisini sizde arkada çantaları taşır görünce sizi sekreter sandım. Önemli değil. Çok şükür kendi çantalarımızı kendimiz taşıyabiliyoruz. Taşırsınız tabii canım. Niye taşımayacaksınız? Elbet taşırsınız. Yanınızda erkek varken o taşısaydı manasında dedim. Aslan gibi erkek varken yani siz niye taşıyorsunuz? Adam taşısaydı dedim. Sürekli bir sessizlik oluyor. İyi, ben hiçbir şey demedim o zaman. Anladım peki ben sizi. Neyse. Projemizi incelediniz diye ümit ediyorum. Evet, evet. Ben şimdi projeyi inceledim. Gayet güzel. Herhangi bir sorun yok. Proje tamamdır. Zaten arkadaşlar son birkaç günü düzeltme istemişler. Onlar da eklemişsiniz. Herhalde son hali budur, değil mi? Evet. Evet. Son hali zaten maile de ekledik. Projeye oradan bakabilirsiniz. Evet, evet. Ben baktım, inceledim zaten. Herhangi bir sorun yok. Ben tamamım. Sorun yok ama yani isterseniz başka bir değişiklik de yapabiliriz. Yok, yok. Tam istediğim gibi. Her şey yolunda. Mesela şöyle yapabiliriz. Balkonları küçültüp mesela salonu daha geniş tutabiliriz eğer isterseniz. Yok, yok. Ben eski tip severim. Balkonlar geniş olsun. Millet yazın rahat rahat balkonda otursun, takılsın. İbrahim Bey. Efendim? Sesin kaynağı buradan geliyor efendim. Yani neden bana bakarak konuşmuyorsunuz da Ozan Bey'e bakarak konuşuyorsunuz? Ben anlayamadım da. Öyle mi? Vallahi farkında değilim ha. Nasıl? Nasıl yani? Ozan konuşmuyor burada, Burcu konuşuyor ve yani siz bunun farkında değil misiniz? Evet. İbrahim Bey, siz acaba biraz seksist misiniz? Aşk olsun, ben size küfretmedim. Ben de size küfretmedim. Seksist demek, cinsiyet ayrımcısı olan. Yani bir cinsi diğerinden üstün gören demek. Nasıl ya? Öyle mi gerçekten? Öyle bir şey olabilir mi? Ben hiç öyle yapmak istemedim. Ozan, niye uyarmıyorsun oğlum? İnsan hemcinsini uyarmaz mı? Bak, bayanlara rezil oldum burada. Hemen uyarayım o zaman efendim. Bayan değil, kadın demeniz lazım. Ya kadın, tamam kadın. Yok yok, ben hiç farkında değilim. Ben öyle olsun istemedim, öyle anlaşılmak istemem. Ben kadın kısmısını çok ciddiye alırım. Kadın kısmısı da seksist oluyor efendim. Ama kadın dedim, daha ne? Hangi kısmısı seksist oldu oğlum? Kısmı seksist oluyor efendim. Ozancığım, sen bu evrakları belediyeye giderken çoğalt, dönüşte konuşuruz, tamam mı? Tabii ki Burcu. Tabii. Peki, çok teşekkür ederim. Biz yine konuya dönelim istiyorum. Projedeki gerekli detay. Kusura kalma ya. Ya siz alındınız. Vallahi bak şöyle karşılıklı konuşalım. Yo yo yo, ben sizi üzmek istemem. Beni yanlış tanımayın. İbrahim Bey, önemli değil. Biz iş ortamında böyle farkında olmadan seksist cümleler kuran kişilerle çok karşılaşıyoruz. Siz zaten ilk değilsiniz. Ben öyle biri olmak istemem gerçekten. Yani ben çok dikkat ederim ben kadınlar. Yani kadınlar narindir, kırılgandır kadınlar. Ben sizi kırmak istemem. İşte bu çok seksist bir cümle oldu İbrahim Bey. Niye ya? Ben kötü bir şey mi dedim? Güzel bir şey söylemedim mi ya? Hayır, siz şimdi anlamak istiyorsunuz. Biz de size anlatalım. Yani siz şimdi kadınlar duygusaldır, kırılgandır deyince sadece kadınlar öyleymiş gibi oluyor mu ya? Yo evet, öyle dedim zaten. İşte bu seksist bir cümle oluyor İbrahim Bey. Biz de her insan kadar kırılgan, hassas ve duygusalız. Ya tabii canım, orası öyle. Hatta siz ikiniz özelinde söyleyeyim, bence siz kırılgan falan değilsiniz. Bayağı güçlüsünüz. Ya kadın başınıza şirket kurmuşsunuz, daha ne olsun? Dediniz, ne başına? Kadın başına. Bir dakika. Burcu Hanım, yo yo bak oradan yüklenemez. Bayan başına demedim. Kadın başına dedim. Oradan vuramazsınız beni, oradan üstüme gelemezsiniz, tamam mı? Hayır, ben öyle biri değilim. Ben kabul etme, ben öyle biri değilim. Lan öyle biri miyim yoksa? Yok ya, değilim. Ne demek? Hayır canım, erkeği kadından üstün görmek ne demek? Öyle şey olur mu ya? Asla yok. Ya kadındır bu ya.
Ne demek ya kadın? Ya siz olmasanız biz açlıktan ölürüz. Kadın olmasa biz pisliğimizde boğuluruz vallahi. Arkamızı kim toplayacak? Kadın, ya kadın dediğin çiçektir arkadaş. Ne demek ayırmak kadını, aşağıda görmek? Kadın anadır, ana kadın. Doğuruyorsunuz siz bir kere ya kadın. Bak, bunları söyleyen biri seksist olur mu hiç? Tam da bunları söyleyen biri seksistir İbrahim Bey. Ne diyorsun ya? İbrahim Bey, yani çok da zorlamaya gerek yok. Biz projeye dönelim. Ya bırak bacım projeyi, dur bakalım proje. Ne dedi projeyi imza? Verdim projeyi, imza atar onlar soruyor be. Tadımız kaçtı ya, öyle şey olur mu? Ben yanlış tanışmak istemem. Seksist meksist ne diyeyim ya benim. Çoluğum çocuğum var, seksist demeyin bana ya. Bir tatlı matlı yiyelim, bir ağzımız tatlansın. He? He? Böyle bir laf değilsin, konu değilsin. Garson! Garson! Bak, he. Alın bakalım. Koçum. Buyur abi. Datlarda ne var bakalım? Abi bugün hanım göbeği, sütlü Nuriye, Dilber dudağı. Bu da seksist oldu değil mi? Kesinlikle. Öğrenmeye başladınız bakıyorum. Oğlum, seksist olmayan tatlınız yok mu lan sizin? Abi sen ne biçim konuşuyorsun ya? Burası aile işletmesi, öyle estis, tespis, pis pis bizde olmaz. Estağfurullah, tövbe ne olur. Bak. Bu da bilmiyor. Tamam, tatlı getirme bana. Sen bana bir kahve ver. Sade olsun, sert, sade. Tamamdır. Hanımlar ne alır abi? Hanımların ne alacağını hanımlara sorsanız daha iyi olmaz mı öyle? Hadi bakalım. Hadi buyur. Hadi cevap ver hadi. Ben ayıp olmasın diye sizinle muhatap olmadım. Muhatap olmadın. Ayıp olmasın. Hakikaten hiç ayıp olmadı ya. Sağ olun. Burcucuğum kahve mi? Biz de birer tane kahve alalım lütfen. Tamam kahve. Ha! Abi. Ayanların kahveleri şekerli herhalde değil mi? Kardeşim biz buradayız. Biz buradayız ha. Bize doğru sor. Ayrıca niye hep şekerli yani? Yani genelde bayanlar şekerli kullanır da ha. O yüzden dedim bayan. Tamam oğlum. Bayan değil lan. Kadın diyeceksin kadın. Bayan yok. Kadın. Evet. Onu da yazıyorum abi. Bayan değil. Hadi bakalım. Bak ben de seksistim ama bunun kadar değil, değil mi? Yani ben onun kadar seksist değilim. Ben tatlış, sempatik seksist. Az seksistim. Ya az seksist diye bir şey olabilir mi ya? Az kuru pilav gibi. Ya cinsiyetçisinizdir ya da değilsinizdir İbrahim Bey. Azıcık ırkçılık diye bir şey var mı? Yok mu? Ne yapacağız o zaman? Ya. Ben böyle olmak istemiyorum ki. Yani nasıl böyle oldum onu bile bilmiyorum. Siz de bana hiç yardımcı olmuyorsunuz hanımlar ya. Sürekli kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz. Yani siz de anlamaya çalışacaksınız İbrahim Bey. Hey, kızım adam gibi anlatsan anlayacağım. Adam gibi dedim, seksist oldu değil mi? Heh. Ya yanlış olduğunu anlıyorum da mantığını kavrayamıyorum. Hakikaten yani adam gibi demenin nesi kötü? 40 yıllık laf. Yani şuradan düşünelim. Adam gibi anlatmak derken neyi kastettiniz? Adam gibi yani böyle doğru düzgün anlamında. Ha. Doğru düzgün anlatabilmek için illa adam mı olmak gerekiyor? Ha. O anlama geliyordun. Bak aydınlanıyorum ya. Evet, adam gibi. Tabii canım. Yani kadınlar da adam gibi anlatabilir. Ay şu adam gibi bir atalım. Bir atalım onu. Doğru düzgün anlatabilir deriz değil mi? He, attık. Doğru düzgün. Tamam, bakın yavan oluyor ya. Böyle sası oluyor ya. Adam gibi deyince daha böyle dolu dolu. Daha böyle güven verir gibi oluyor. Daha güçlü oluyor değil mi? He? Uğraşmayalım bence. Evet. Yani aslında çabası da var ya. Herkes değişime açık değil mi Burcu öyle demiyor? Yardımcı olun bana ya. Ben böyle hayatımı yaşayayım. Ben seksist olmak istemiyorum ya. Ben çabalarım, çalışırım. Vallahi bak yardımcı olun. Söz çalışacağım ya. Erkek sözü. İşte erkek sözü demeyin artık ya İbrahim Bey. Erkek yok. Söz. Sadece söz. Oldu mu? Oldu. Sözünde durursan olur. Evet olur. Durun tabii. Erkek adam sözün neridir? Aynı cümle içinde iki tane seksist cümle kurdu yani. Evet. Bakın, kadınlar sözünde duramaz. Durur canım, niye durmasın durur. Siz de? Aa, ne kadar alınmazsınız ya? Kadın da durur, adam da durur. Adam gibi kadınsa... kadın gibi adamsa dur. O olay bambaşka yerlere gidiyor. Allah'ım çok zormuş lan seksist olmamak. Ya o kadar olmamak. Zor değil aslında. Yani anlayabilirsiniz. Gerçekten çok basit. Güzel kadın. Yavrum vallahi. He bak ben anlayışlı biriyim canım benim. Anlayışlıyım ya ben. Bak misal veriyorum. Misal. Trafikte gidiyorum mesela. Bir bakıyorum önümde kadın şoför var. Tamam. Diyorum İbrahim tamam sakin ol. Kadın şoför bu.
kötü kullanması normal. Sakin ol diyorum. Yatıştırıyorum kendimi. Arabayı kötü kullanan erkek sürücü yok mu İbrahim Bey? Neden kadın eşittir kötü şoförlük? Yok, var canım tabii ki. Arabayı koç gibi kullanan kadın da var. Koç. O da erkek. Hayvan gibi seksist oldum şu an. İnsanlık alemini bitirdim, hayvanat dünyasına girdim, çıkamıyorum. Of, ah İbrahim, ah, ah, ah. Yakışıyor mu lan sana? Ne biçim adamsın lan sen, he? Bu mu lan adamlık? Bu mu lan? Oo, ben sürekli seksistiz konuşuyorum ya. Ay sinirim bozuldu vallahi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben böyle... Ana ya. Ana bak. Ya karı gibi ağlıyorum burada. Adam ağlama, erkek adam ağlama. Kadın adam ağlama, kadın adam sana ağlama. Erkek adam ağlama, abi. Ya tamam. Allah'ım çıkamıyorum, çok kötü. Tamam, tamam, tamam. İbrahim Bey, İbrahim Bey. Gelmeyin kendinize böyle ya. Böyle olmanızın tek suçlusu siz değilsiniz. Sessiz şoka girdim ya. Üzüldük şu an sizin durumunuza. Nereden nereye geldik oğlum? Yani yetiştiriliş tarzı var, toplum baskısı var. Yani bu sebeple böyle oldu. Tabii, çok tabii, normal. Normal. Normal değil mi? Normal tabii. Evet ya, normal tabii, tabii. Ay vallahi rahatladım. Teşekkür ederim gerçekten. Moral verdiniz bana. Siz var ya, adamın dibisiniz, dibi. Benden bu kadar. Ben size artık ne diyeyim İbrahim Bey ya? Ben size ne diyeyim ne oldu aman? Gidiyoruz. Proje ne olacak? Ay bulursunuz artık. Şöyle kendinize göre adam gibi bir mimar. Budur. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımız